Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün karşınızda çok güzel bir soruya cevap vermek için bulunuyorum. Arkadaşlar oyun yapmak istiyorsunuz ve bunun için bir bilgisayara ihtiyacınız var. Minimum nasıl özelliklerde bulunmalı ya da rahat bir şekilde yapmanız için aslında nasıl özelliklerde bulunmalı? Biraz bundan bahsedeceğim ve bu videoyu çok 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 uzun tutmayacağım ama elimden geldiğince detaylı ve düzgün şekilde size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle işlemciden başlayacağız sevgili arkadaşlar. İşlemci bir oyun geliştirme makinesinde çok önemlidir ve bu makinede oyun oynamaktan ziyade oyun geliştireceğiz sevgili arkadaşlar. Bu bir workstation gibi olacak. Bu sebeple Ryzen 7, Ryzen 9 AMD, i7, i9, Intel ve mümkünse çıkmış olan son nesliyle işlemcileri tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Neden? Oyun motorları sevgili arkadaşlar çok çekirdekli olan işlemcileri severler. Çünkü birden fazla işlemi aynı anda yaparlar ve siz aslında ne kadar çok CPU çekirdeğine sahip olursanız sonuçta o kadar güzel sonuç alırsınız. Yani işinizi hızlı yaparsınız, takılma, donma, kasma yaşamazsınız, darboğaz yaşamazsınız. Yaptığınız işi yaparken zevk alırsınız. Cinnet geçirmezsiniz. Ama aynı zamanda oyununuzu yaparken farkına varmadan bunlardan dolayı kaliteyi de arttırırsınız. Bu sebeple size açık yüreklilikle şunu söyleyebilirim ki işlemcinizi en üst nesil ve 7-9 parametrelerinde Ryzen 7, Ryzen 9, i7, i9 şeklinde seçerseniz çok memnun kalırsınız. İnanın bana. Unutmayın. Oyun oynamayacağız biz bu makinede. Evet oyunda oynayabiliriz. Başka şeyler de yapabiliriz ama aslında iş yapacağız. Şimdi işlemciyi koyduk kenara. Gelelim ekran kartına. Arkadaşlar şimdi işlemcide AMD'nin adını gayet rahat söyleyebilirim. Ama aynı şeyi işlemciden çıkartıp ekran kartına getirdiğimde aynı şeyi söyleyemiyorum. Burada yapmamız gereken şey çok basit ve çok nettir. Arkadaşlar Nvidia konu kapandı. Niye? Işın izlemedeki iş yüklerine daha hızlı Nvidia. Art, real tracing özelliğinde daha hızlı. Yapay zeka özelliğinde daha iyi. Teknolojileri daha iyi. işlemcileri, GPU çekirdekleri daha iyi. Ya CUDA diye bir olay var zaten teknolojileri. Yani kısacası Nvidia ve Nvidia teknolojileri özellikle oyun geliştirirken geliştiricinin işini rahatlattığı için ve aynı anda daha mesela ben solo bir game developer'ım. Yani hatta game designer'ım. Ben prototipler hazırlıyorum kendim. Unreal Engine kullanıyorum. Ve aynı anda yapay zeka çalışması Stable Diffusion'ı da kullanıyorum. Bu ikisini aynı anda kullanırken ben RTX 4090 kullanıyorum. Tabi biraz avantajım var. Ee, workstation kullandığım için işimden dolayı. Ben bir darboğaz, bir sıkıntı, bir donma kasma yaşamıyorum sevgili arkadaşlar. Mümkünse 4000 serisi 70-80-90 süperler, TI'ler, buralara bakmak. Eğer 4000 e gücümüz yetmiyorsa 3080, 3080 Ti, 3090 buralarda bu skalada bir Nvidia ekran kartı seçmek diğer teknolojiyle de birleştirerek çok önemli ve çok net bir şekilde lazım yani sevgili arkadaşlar. Bunu en detaylı şekilde şöyle izah edebilirim. Bir oyun yapıyorsunuz ve bir tane programla çalışmayacaksınız. Siz o sırada oyun yaparken oyun motorunuzun haricinde diğer şeylerle de ilgilenirken bunlar ekran kartını kullandığında çoklu işlemde o dar boğazı yaşamamanın verdiği e, rahatlık inanın bana oyununuza işinize kalite olarak direkt yansıyacak sizi de cinnet geçirtmeyecek yani bu da çok önemli benim burada anlatacağım her parametre cinnet geçirmemenizi sağlayacak ama ne dedik en temel dedik işlemciden ödün veremeyiz işlemci üst olsun Ekran kartında da maalesef ödün veremeyeceğiz arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Aa peki nereden ödün verebiliriz? Depolama araçlarından ve RAM'den biraz ödün verebiliriz. Şimdi ben RAM'lerden bahsedeyim. Şimdi projeniz küçükse sevgili arkadaşlar artık bu nesilde DDR5'e geçin. 16 GB RAM'e sahip bir sistemle çalışabilirsiniz. Ama oyununuz küçükse bunu niye söylüyorum? İleride zaten kesin 32'ye, 64'e ya da hatta 128'e kadar yükseltmek isteyeceksiniz. Özellikle Unreal Engine için şunu söyleyebilirim. 16 ile gidin 32 isteyecek. 32 ile gidin 64, 64 ile gidin 128 isteyecek. Bana 128'lik kit kit taktırdı yani bu bu oyun motoru. Bak konuşamadım bile. Hakikaten öyle. Çünkü siz demin de söyledim ya bir proje yaparken sadece oyun motoru açmıyorsunuz kendiniz geliştirirken. Bir sürü yazılım açık oluyor ve bunların her biri bir RAM çekiyor. Üstüne zaten oyun motoru bir emcüklüyor kaba tabiriyle şeyi yani mahvediyor. ya yani RAM'i o yüzden 16 ile başlayabilirsiniz ama burada yükseltmeniz gerektiğini unutmayın. Hatta bence 32 ile başlasanız çok 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 daha iyi olur. Sizin daha fazla mutlu eder uzun dönemde. Şimdi gelelim disklere. Arkadaşlar 1 ya da 2 terabaytlık M2 SSD ile başlayabilirsiniz. Daha altı kurtarmaz mı küçük oyunlarda elbette ki ama ya birçok yazılımla çalışacaksınız ve bunlar yer kaplıyor. Üstüne sizin oyununuzun malzemeleri, materyalleri olacak, referansları olacak. Yani yetmeyecek. Hatta size açık konuşayım. 2 terabaytlık ya da 1 terabaytlık bir M2 alıp tak takacaksınız. Mümkünse PCI Express 4.0 ve üzeri 5'ler biraz ısınıyor şu an 4 kullanabilirsiniz yanına bir de depolama SSD'si daha büyük kapasiteli ya da bu bizim normal eski disklerden böyle plakalı disklerden mekanik disklerden almanız gerekecek ki bunları daha yavaş ya da daha ucuzlardan alabilirsiniz SATA SSD'lerden ya da SATA plakalı o sabit HDD'lerden alabilirsiniz çünkü materyal ve referans kütüphanelerinizi de tam olarak oraya koyacaksınız şimdi bizim elimize bir genel sistem özelliklerine bakarsak AMD 7000 serisi yani şu an en son seri olduğu için Ryzen 7 ya da Ryzen 9. Öbür tarafta Intel'de 14. nesil i7 ya da i9. Aldık işlemciyi bitirdik. 4080, 4090, 3080, 3090, 4070 Ti süper modelleri gene şeklinde bir ekran kartlarından da bütçemize uygun olanı seçtik. Bunu da Nvidia'dan seçtik. Ekran kartını hallettik. Mümkünse 32 GB ve üzeri RAM ama imkanımız yoksa 16 GB bir RAM'imizi de aldık. RAM'i de kapattık. DDR5 ve MHz yüksek bir RAM olmasına dikkat edin. DDR5'te o CL değerlerini kapatacak ve yani gecikme sürelerini kapatacak ve DDR5'in farkını gösterecek olan şey sizin MHz'inizdir. RAM'in çalışma hızıdır. Ona da mutlaka yüksek bir şey almaya bakın. 6400 üstü olabilir. 6000-6400'ler olabilir DDR5 için. 1 ya da 2 terabaytlık M2'mizi taktık. Bir de depolama için taktık. Peki bunları neye takacağız? Sevgili arkadaşlar. Varan bir. Bu genel anlatacağım özellikler herkes için çok önemli. Bu cihazın soğuk çalışması için sıvı soğutmaya ihtiyacı var işlemcinin. Sıvı soğutmada all-in-one da kullanabilirsiniz. Yani hazır marketten, çarşıdan, pazardan alıp takacağınız bir all-in-one da kullanabilirsiniz. iyi kalitede olan. Custom bir sıvı soğutmayan kendiniz bir sıvı soğutma da dizayn edip koyabilirsiniz. Bütçenize ve size kalmış. Ama o all in one dediğimiz hazır alacağınızda 360 mm bir e, radyatöre sahip 3 fanlı bir modelden seçmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Bu bir soğutma. 2. İyi bir hava akışı olan kasa. Arkadan doğru bir egzoz fanı. Üstten güzelce sıvı soğutmanızı koyabileceğiniz bir alan. Önden 2 ya da üç tane minimum 120 milimetrelik bir içeriye taze hava basacak fan. Bu tarz böyle bol fanlı mesh tipi kasalar yani hava akışının önden arkaya doğru üstten yana sağa sola doğru güzel aktığı tipi kadar özelliğine dikkat edeceğiniz tipine bence sonradan bu özelliklere sahip olan doğru bir metodolojik malzemeye yani işte kasanın kendi malzemesine statiğe karşı korumasına, butonlarının sağlamlığına, koyduğu kasanın üstündeki ekstra USB bağlantılarının güç bağlantılarının sağlamlığına güvenebileceğiniz, mümkünse referans olarak sistemlerden alabileceğiniz, bakabileceğiniz bir kasaya bu sistemi kurmanız çok önemli. Ve bakın ekran kartınız büyük. Kasanız ne kadar rahat olursa ve o ekran kartını taşıyacak kadar kuvvetli olursa o kadar önemli e Kasayı aldık sıvı soğutmayı aldık bir şey söylemedik ya bu malzemeler nereye takılacak İyi bir anakart lazım arkadaşlar İyi bir anakarta sahip olmanız çok önemli neden Çünkü sevgili arkadaşlar iyi bir anakart Eşittir Bakın iyi bir anakart Eşittir sizin için Bütün malzemelerin doğru şekilde çalışması Niye siz dandik marka bir anakart alırsanız gelecek her Windows güncellemesinde bazı komponentler yüzünden mavi ekran yaşayabilir ya da malzemelerinizin birbirinin iletişimi sıkıntılı olacağı için farklı teknik sorunlar yaşayabilirsiniz. Siz kaliteli bir markanın sürekli güncellenen, arkasında durulan, garantisi de düzgün olan bir markanın anakartını öne olabildiğince üst seviye alırsanız İnanın bana farkı anlayacaksınız. Maalesef ülkemizde anakart çok daha arkadan geliyor sevgili arkadaşlar. Önce işlemci ekran ram. biz ben bile şimdi anlatırken bunu söyleyerek başladım. Çünkü ilgi burada. Ama asıl kilit anakarttır. Çünkü siz onun üstüne veriyorsunuz parçaları. Onu da adamların konuşturan o. Dolayısıyla bütün sistemin maestro şefini de doğru seçmeniz çok önemli. Bunu da koyduk. Bunu da ayırdık. Bu da tamam. Şimdi bir noktaya daha geleceğim. Soğutma tamam, anakartımız tamam, iyi bir kasa da seçtik. Depolamalarımız her şey tamam. Güç kaynağı. Bir kere bu ekran kartları canavar gibi güç emiyor. Her türlü parçanız da güç emiyor. E bir sürü fanlar var, onlar da güç emiyor. Benim tavsiyem öyle milletin söylediği gibi 800-850 watt falan değil. 1000 watt ve üstü. ATX 3.0 destekli bir anakart sizin uzun dönem mutlu edecektir sevgili arkadaşlar. Marka vermeyeceğim. Gene zaten sadece bu içerikte Nvidia'yı söyledim. AMD'yi ve Intel'i söyledim. Ama iyi bir güç kaynağı açın, araştırın, bulmanız lazım. Böyle çoğu kasanın içinden çıkan, böyle ya da işte idareten alınan ya da işte bu kıta kıt yeten asla bütün parçalarınızı aslında gün sonunda ona emanet ediyorsunuz. Bir elektrik dalgalanır, iyi bir güç kaynağı korur. Dışarıdan fazla bir voltaj gelir, iyi bir güç kaynağı regülatör üstünde onu korur. Kendini yakar parçaları korur. Defalarca başıma geldi, çevremdeki arkadaşlarımın da başına geldi. İyi bir güç kaynağınız varsa parçalarınızı çok iyi koruyorsunuz. İyi elektrikle besliyorsunuz parazitli bir elektrik yerine doğru bir elektrikle besliyorsunuz. Doğru yeterlilikte besliyorsunuz. E sistem tam performansında çalışıyor. Hop yeni mavi ekranları etkiledi. Hop yeni parça ömrünü etkiledi. Çok büyük bir yatırım yapacaksınız. Bakın 10 dakikayı geçkin süredir anlatıyorum. Çok büyük bir yatırım bu makine. Biliyorum ve bu dönemde ülkemizin şartlarında çok zor. Globalde bile, dünyada da bile çok zor. Ama siz o zaman bu makineyi sağlam tutmalısınız ya. E o zaman da siz düzgün bir ama yani güç kaynağı alın yani arkadaşlar. Bunu nasıl izah edebileceğimi bilemedim. Gerçekten alın. Bunu anakarta, güç kaynağına, kasaya, soğutmaya bunlara dikkat edin. Bu parçalar bu malzemelerle ortak çalışacak. Ve bu malzemeler ne kadar kaliteliyse bu parçaların ömrü o kadar uzun olacak. Ömür o kadar uzadıkça da siz daha iyi ve daha mutlu bir kullanım sergileyeceksiniz. Bu malzemelerle, kasalarla uğraşacağınıza siz o sırada işinize daha iyi odaklanacaksınız. İşinize daha iyi odaklandığınızda da daha hızlı öğreneceksiniz ya da daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Günün sonunda gelecek olursak Evet maliyeti biraz yüksek bir makine anlattım size ama minimumdan maksimuma kadar işlemciden ödün vermemeniz gerektiğini unutmayın. Ee, ekran kartında Nvidia'yı tercih etmeye çalışmanız gerektiğini unutmayın. İyi depolamaya ve minimum 16 ama mümkünse 32 GB RAM ve üstüne gitmeniz gerektiğini unutmayın. Demin anlattıklarımı da mutlaka unutmayın. Arada kasama bakıyorum sağa doğru bir şey yazmıyor orada kusura da bakmayın. Alışamadım hala kaç video oldu hala şöyle kameraya dik bakmaya tam alışamadım. Sürçediği Hanım olduysa sevgili arkadaşlar affola. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ilgililerle videomu paylaşmayı, aşağıya mümkünse yorum yapmayı sakın ama sakın unutmayın. E, sosyal medyalardan beni takip etmeyi de unutmayın. Aşağıda linkleri mevcut. Bir sonraki içerikte tekrar beraber olmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.